Arkadaşlar merhaba. 24 numaralı soyumuzda kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar ünitesinin 6. kısmını işleyeceğiz. Ve bu kısımda kimyasal hesaplamalar konularına devam edeceğiz. 5. problem tipi katı kütlesi değişim hesaplamaları. Kimyasal tepmelerde bazen bir katı madde tepmeye girer, yeni bir katı ve gaz oluşturur. Ve bu durumda katı kütlesi azalmış olur. Veya bir katı madde gaz ile tepmeye girer ve yeni bir katı oluşturur. Ve bu durumda kütle artmış olur. Yani kimyasal tepmelerde katı kütlesi değişebilir. Bu durumları örneklerle açıklamaya çalışalım. Baktığımız zaman kalsiyum karbonat katısı ısıtılmış, kalsiyum oksit katısına ve karbondioksit gazına oluşmuş. Ve burada 100 gram kalsiyum karbonat tepmeye girmiş ve tepme sonunda 56 gram kalsiyum oksit katısı, 44 gram da karbondioksit gazı oluşmuş. Yani katı kütlesi gazın kütlesindeki oluşan kütleye bakarsak 44 gram azalmış deriz arkadaşlar. Yani böyle tepmelerde katı kütlesindeki azalma oluşan gazın kütlesine eşittir diyebiliriz. Diğer bir tepmeye baktığınız zaman bu sefer demir oksijenle tepmeye girmiş. Demir 3 oksit bileşiğini oluşturmuş. Ve 112 gram demir tepmeye girdiğinde 48 gram oksijenle 160 gram ne oluşmuş? Başka bir katı oluşmuş. Yani burada katı kütlesindeki artış miktarı neye bağlıdır? Gazın harcanan kütlesine eşittir deriz. Örneklerle bunları pekiştirmeye çalışalım. Örnek 1. Kalsiyum sülfat katısı, kalsiyum oksit ve kükürt trioksit oluşacak şekilde ayrışmış. Ve denklemine göre 50 gram kalsiyum sülfat gazı ağzı açık bir kapta ısıtıldığında katı kütlesi 16 gram azalıyor diyor. Buna göre kaç gram kalsiyum sülfat katısı ayrışmıştır diye soruyorlar. Ve parantez içinde bize neler verilmiş? Bunların mol kütleleri verilmiş. Arkadaşlar kaptaki katı kütlesinin 16 gram azalmasının sebebi nedir? SO3 gazı oluşumudur. O zaman şöyle yapalım. Buradaki maddelerin önce MA'larını hesaplayalım. Normalde nasıl tepme gerçekleştiğini bulalım. 16 gram SO3 azalmışsa diyeceğiz. Oradan da kalsiyum sülfattan ne kadar tepmeye girdiğini bulmuş olacağız. Hepsinin tek tek mol kütlesini hesaplayalım. Kalsiyum sülfat. Kalsiyum 40. Kükürt 32. 4 tane oksijen olduğu için 4 çarpı 16. Ve buradan ne çıkar? 136 gram bölü mol çıkar. Yani 1 mol kalsiyum sülfat 136 gram bölü mol. Kalsiyum oksidi hesaplayalım. Kalsiyum 40'tı. Oksijen 16'ydı. Buradan da ne çıkar? 56 gram bölü mol çıkar. Ve son olarak kükürt trioksiti hesaplayalım. Kükürt 32 artı 3 tane 16 diyeceğiz. Çünkü 3 tane oksijen var. Buradan da kükürt trioksit 80 çıkar. Şimdi tepmeye baktığımız zaman birer mol ile tepmeye girmiş. O zaman 1 mol yani 136 gram kalsiyum sülfat tepmeye girdiğinde 56 gram kalsiyum oksit oluşur ve 80 gram da kükürt trioksit oluşur. Bize ne demiş? 16 gram kütlesi azalmış demiş. Yani 16 gram ne oluşmuştur? Kükürt trioksit gazı oluşmuştur. O zaman şöyle bir oran kuracağız. 80 gram oluşması için 136 gram kalsiyum sülfat tepmeye giriyorsa 16 gram oluşması için ne kadar tepmeye girmelidir diye soracağız. 16 80'in 5'te 1'dir. 136'nın da 5'te 1 nedir? 27,2'dir. Yani tepmeye giren kalsiyum sülfat 27,2 gramdır. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Ve gördüğünüz gibi 50 gram kalsiyum sülfatın 27,2 gramı tepmeye girmiş. Yani tamam tepmeye girmemiş. O yüzden burada 50 üzerinden hesaplama yapmadık. Buna da dikkat etmenizi isterim arkadaşlar. Örnek 2'ye bakalım şimdi. Kapalı bir kapta bulunan demir katısı oksijen gazıyla denklemine göre tepmeye girdiğinde katı kütlesi 9,6 gram artıyormuş. Buna göre tepmede kaç gram demir oksit katısı oluşmuştur diyor. Arkadaşlar katı kütlesindeki artış neye bağlıdır? Burada tepmeye giren oksijen gazına bağlıdır. Çünkü demir katısı demir oksit katısına dönüşürken oksijenli gazıyla birleşiyor. Demek ki tepmeye giren oksijen gazı 9,6 gramdır. O zaman biz ne yapalım? İlk önce oksijen gazının mol sayısını bulalım. Tepmedeki katı sayılara göre demir oksitin kaç mol oluştuğunu bulalım. Oradan da kütlesine geçeriz. Hemen yapalım. NO2 eşittir 9,6 bölü kaç gram oksijen? O2 olduğu için de 2 çarpı 16'dan 32 çıkar. O zaman 32 diyoruz. Buradan oksijenin mol sayısını çıkar. 0,3 mol çıkacaktır. Şimdi denklemdeki katsayıya bakarsak 4'e 3 oranı var ve 2 oranı var. O zaman 4 mol demir tepmeye girdiğinde 3 mol oksijen harcanır. 2 mol de demir oksit oluşur diyebiliriz. Ve 0,3 mol oksijen tepmeye girerse ne kadar demir oksit oluşur? 3'e 2 oranından dolayı 0,2 mol oluşur diyeceksiniz. Ve bize bunun kütlesi sorulduğu için de ne yapalım? Hemen demir oksitin kütlesini hesaplayalım ve cevabımızı bulalım. 1 mol demir oksit kaç gramdır onu hesaplayalım. Fe2O3
2 tane demir olduğu için 2 çarpı 56 artı 3 tane oksijen olduğu için 3 çarpı 16. Buradan ne gelir? 160 gram gelir. Yani 1 mol 160 gram. Öyleyse 1 molü 160 gramsa 0,2 molü kaç gram diye soralım. Buradan x eşit ne çıkar? 0,2 çarpı 160'tan 32 gram çıkar. Yani tepmede 32 gram demir 3 oksit oluşmuştur diyeceğiz. Cevabımız D şıkkıdır. Kimyasal hesaplamalarda 6. problem tipi verim yüzdesi hesaplamaları. Kimyasal tepmeler çoğu zaman tam verimli yani %100 verimli gerçekleşmez. Bunun nedeni ise ürünlerin bir kısmının tekrar girenleri oluşturabilmesi, yani tersine tepme olabilmesi, ürün kaybının yaşanabilmesi veya yan ürünlerin oluşabilmesi veya da tepmenin oluştuğu basınç ve sıcaklık koşulu olabilir. Ve ne olur? Kimyasal tepmede hesaplanan ürün miktarı ile uygulamada elde edilen ürün miktarı birbirine eşit olmayabilir. Bir tepmede sınırlayıcı bileşiğin tamamen kullanılması halinde oluşabilecek ürün miktarına kuramsal veya teorik verim denir. Ve denkleştirilmiş tepmeden kuramsal verim hesaplanabilir. Uygulamada deneysel elde edilen ürün miktarı ise gerçek verim denir. Tepme sonunda ölçülen madde miktarını ifade eder arkadaşlar. Ve bir tepmenin verim yüzdesi aşağıda verilen bağıntıyla hesaplanabilir. Verim yüzdesi gerçek verim bölü kuramsal verim çarpı 100 şeklinde hesaplayabiliriz. Gerçek verim nedir? Deneysel olarak oluşan ürün miktarıdır. Kuramsal bir verim nedir? Hesaplanan ürün miktarıdır. Şimdi bunu örneklerle pekiştirelim. Etkinlik 1. 2 mol N2 gazı 8 mol H2 gazıyla tepmeye girmiş. Denklemine göre tepme sonunda 2,4 mol NH3 gazı oluştuğu belirlenmiş. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız demiş. Sınırlayıcı bileşen sorulmuş. N2 gazından kaç mol harcandığı sorulmuş ve tepmenin verim yüzdesi sorulmuş arkadaşlar. Hemen yapmaya başlayalım. Yine bu soruyu yaparken oran, başlangıç, değişim ve son tablosunu oluşturacağız. Oran, başlangıç, değişim ve son yazıyorum. Tepmedeki kasaya bakarak oranı yazıyorum. 1 mol N2 harcanırsa 3 mol H2 harcanır ve 2 mol de NH3 oluşur. Başlangıçta elimizde ne var? 2 mol N2, 8 mol de H2 var. Henüz amonyak oluşmadı. Bu tepmeyi %100 gerçekleşiyormuş gibi hesaplayalım. 2 mol N2 ve baktığımız zaman kim tükenecektir? 2 katına çıkmış, 2,5 katına fen çıkmış. Dolayısıyla az katına çıkan madde N2 olduğu için sınırlayıcı bileşen kimdir? N2 gazıdır. Yani A şıkkın cevabı çıktı aslında. Kimdir? N2 diyorsunuz. Tepme tam verimle gerçekleştiğini düşünelim ve ona göre hesaplama yapalım. O zaman N2'nin tam harcanır. 2 mol gider. 1'e 3 olduğu için 6 mol H2 gider. Ve 1'e 2 olduğu için de 4 mol de NH3 oluşur. Son durumda N2 tükenir. 8 vardı, 6'sı gitti. 2 mol oksijen kalır. Ve hiç yoktu. 4 mol NH3 oluşur. Şu anda tepmeyi tam verimli gerçekleşmiş gibi düşündük. Peki normalde ne olmuş peki? Bakalım 2,4 mol NH3 oluşmuş. Yani eğer ki %100 verimli gerçekleşseydi 4 mol oluşacaktı. Bu nedir? Kuramsal verimdir. Buradaki ise nedir? 2,4 mol oluşmuş demiş. Gerçek verimdir. O zaman yüzdesini hesaplayalım biz hemen. Yüzdesini hesaplarsak ne olur? Yüzde verim eşittir. Neye? Gerçek verim bölü 2,4 bölü kuramsal verim 4 çarpı 100 yaptığımızda hesaplayabilirdik. Buradan da hesabımız %60 çıkacaktır. Yani bu tepme %60 verimle gerçekleşmiştir. Dolayısıyla C şıkkında cevaplamış olduk. Peki ne demişler B şıkkında? N2 gazından kaç mol harcanır? Arkadaşlar yine oranlara baktığımız zaman 1, 3, 2. N2'den ne kadar oluşmuş? 2,4 mol oluşmuş. 2,4 mol oluşmuşsa ne kadar NH3'ten 2,4 mol oluşmuş? Ne kadar N2 harcanır? 2'ye 1 oran olduğu için de 1,2 mol N2 harcanır deriz. Yani 2 mol harcandığında %100 verimli ama 1,2 mol harcandığında ne oluyor? %60 verimli gerçekleşen bir tepkime oluyor. Yani B şıkkın cevabı da nedir? 1,2 moldür diyeceğiz. Örnek 3. 170 gram amonyak ile aşırı miktarda karbondioksit gazının denklemine göre tepmesine 240 gram bileşik oluşuyormuş, üre oluşuyormuş. Bu tepmenin verim yüzdesi kaçtır diye sorulmuş bize. Elimizde 170 gram amonyak var ve aşırı miktarda karbondioksit var. Yani sınırlayıcı madde kim olabilir? 170 gram amonyak olabilir. Önce ne yapacağız? 170 gram amonyaktan %100 verimle tepmeye sokarsak kaç gram üre oluştuğunu söyleyeceğiz.
Hemen yapmaya başlayalım. Şimdi 170 gram amonyak kaç moldür onu bulalım ilk önce. N eşittir. N bölü MA yapıyoruz. Ve N eşittir. 170 gram amonyak kütlesi bölü MA'sına bakalım. MA'sı nedir? Az NH3 olduğu için de 17'dir. Yani 10 mol amonyak tepmiye giriyor diyeceğiz. Peki oranlara baktığımız zaman 2, 1, 1, 1 şeklinde. Yani 2 mol amonyak tepmiye girdiğinde 1 mol ür oluşur. O zaman 10 mol tepmiye girerse ne kadar oluşur? 2'ye 1 olduğu için 5 mol üre oluşur. Tabi bu durum nedir? %100 verimli gerçekleşmesi durumudur. Fakat bize ne demişler? 240 gram üre oluşmuş demişler. Hemen 240 gram ürenin kaç mol olduğunu hesaplayalım. Ürenin mol kütlesini hesaplarsak CO NH2 2 şeklinde formülü var. Bileşikte bir tane karbon var 12. Bir tane oksijen var 16. 2 tane azot var çünkü parantezin içinde 2 var. O yüzden 2 çarpı 14. 4 tane hidrojen var. 2 kere 2'den 4 gelir. 4 çarpı da 1 hidrojen vardır. Toplarsak 28. 28 daha 56 ve ürenin 60 gram olduğunu buluruz. Gram bölü mol olduğunu buluruz. 1 molün kütlesini bulduk. Peki tepmiye ne kadar oluşmuş? Oluşan ürenin mol sayısını hesaplarsak N eşittir. 240 gram oluşmuş. Bölü 60 dersek 4 mol üre oluşmuş. Yani aslında 5 mol oluşabilecekken 4 mol oluşmuş. O zaman yüzde verimini hesaplayalım. Yüzde verim neydi? Yüzde verim eşittir. Gerçek verim bölü yani 4 bölü kuramsal verim çarpı 100 bağıntısıyla. Buradan da verimi %80 çıkar tepminin. Yani cevabımız E şıkkıdır. Bir de verimi hesaplamak için yüzde hesaplaması yapabilirsiniz. Yani oran orantıdan hesaplayabilirsiniz. Eğer 5 mol oluşsaydı %100 olacaktı. 4 mol oluşunca kaç oldu diye sorabilirsiniz. Buradan da %80 yine cevabımız olacaktır. Yine E şıkkı diyecektiniz. Bir sonraki örnek, dördüncü örnek. Denklemine göre normal koşullarda 89,6 litre hacim kaplayan karbonmonoksit aşırı miktarda K2 gazıyla tepmiye giriyor. Tepmenin verim yüzdesi kaçtır diye soruluyor. Ve yine karbon, hidrojen ve oksijen atomlarının ne verilmiş? Mol kütleleri verilmiş. Arkadaşlar o zaman ne yapacağız? Bize verilen birimleri mole çevirelim ve tepmelerde neler olduğunu anlamaya çalışalım. İlk önce elimizde ne var? 89,6 litre karbonmonoksit gazı ve aşırı miktarda H2. Yani bu reaksiyon %100 verimle gerçekleşirse tükenecek olan kimdir? Karbon monoksittir. Hemen onun mol sayısını hesaplayalım. 22,4 litre normal şartlarda 1 mol ise 89,6 litre kaç mol diye soruyoruz. Buradan x eşittir 4 mol çıkar. Yani elimizde 4 mol karbonmonoksit var. Tepmeye baktığımızda karbonmonoksit ve metil alkol arasındaki oran birebirdir. Yani 4 mol karbonmonoksitin tamamı tepmeye girseydi eğer 4 mol ne oluşurdu? Metil alkol oluşurdu. Fakat ne kadar oluşmuş? 96 gram oluşmuş. İsterseniz oluşan metil alkolün mol sayısını hesaplayalım. Hesaplamak için metil alkolün MA'sını bulalım. CH3 OH. Bir tane karbon 12. 3 bir daha 4 tane hidrojen var. 4 çarpı 1 artı bir de oksijen var. 16. Buradan ne çıkar? 32 gram bölü mol çıkar. O zaman 96 gram metil alkol kaç mol diye baktığımızda N eşittir. 96 bölü 32 dersek 3 mol çıkar. Yani 4 mol çıkması gerekirken 3 mol ne çıkmış? Metil alkol çıkmış. O zaman yüzdesini hesaplarsak 4 molde %100 verim varsa arkadaşlar 3 molde verim nedir diye sorabiliriz. Buradan da x eşittir. Çapraz azarsak %75 çıkar. Tabi bu birinci yol. Bir de formülü kullanabiliriz. Formül neydi? Yüzde verim eşittir. Gerçek verim bölü kuramsal verim. Yani 3 bölü 4 çarpı 100 derdik. Ve yine sonucumuz ne olacaktır? Buradan 175 gelecektir. Yani cevabımız C şıkkıdır. Örnek 5. 40 gram kalsiyum karbonat gazı denklemine göre 175 verimle ayrıştırılıyor. Buna göre oluşan karbondioksit normal koşullardaki hacmi kaç litredir diye sorulmuş. Arkadaşlar %75 verimle ayrışıyormuş. Öyleyse biz ne yapalım? Burada 40 gram kalsiyum karbonat var elimizde. Bunu tam ayrışsaydı %100 verimli olacaktı. Bunun %75'ini ayrıştığını düşüneceğiz. Peki ilk önce bunun molünü bulalım. Ondan sonra %75'ini buluruz. O şekilde hesabımıza devam ederiz. Kalsiyum karbonatın MA'sının 100 olduğu verilmiş. O zaman N eşittir. M bölü MA'dan 40 bölü 100'den kalsiyum karbonatın 0,4 mol olduğunu buluruz. Bunun tam tekmeye girseydi %100 verimli olacaktı.
Yani 0,4 molde 100 oluyorsa, %100 verim alıyorsa %75 verim kaçta olur diye soruyoruz. Buradan X eşit ne çıkar? 0,3 mol çıkar. Yani 0,3 mol kalsiyum karbonat harcandığında tepme %75 verimle gerçekleşiyor. Öyleyse 0,3 mol kalsiyum karbonat harcanmış, %75 verimli gerçekleştiği için birebir katsayısı oluşunca 0,3 mol ne oluşur? Karbondioksit oluşur. Ve 1 mol gaz 22,4 litre ise 0,3 mol gaz kaçtı diye sorarız. X eşitine çıkar buradan 6,72 litre çıkacaktır. Yani cevabımız nedir? D şıkkı 6,72 litredir. 6. soru. N-mol inik gazı aşırı miktarda aşık gazıyla alınarak tepmesi %80 verimle gerçekleştiğinde 68 gram amonyak elde ediliyormuş. Buna göre başlangıçta alınan azot gazı kaç moldür diye sorulmuş. Arkadaşlar tepme sonunda oluşan 68 gram ne var? Amonyak gazı var ve bu tepme %80 verimle gerçekleşmiş. O zaman ilk önce biz oluşan amonyağın mol sayısını bir hesaplayalım. N eşittir M bölü MA dersek amonyağın mol kütlesi 17 olarak parantez içinde verilmiş. 68 bölü ne olur? 17 cevabımız 4 mol çıkar. Peki 4 mol nasıl oluşmuş? %80 verimli oluşmuş. O zaman biz bunun teorik verimini hesaplayalım. Yani %80 verimle 4 mol oluşuyorsa %100 verimle kaç mol oluşur diye soralım. X eşitini çıkar buradan. 100 çarpı 4, 400 bölü 80'den 5 mol çıkar. Yani eğer ki bu tepme %100 verimle gerçekleşseydi 5 mol amonyak oluşurdu. Tepmeye baktığımız zaman 2 katsayısı var. Bundan bir katsayısı var. Bize ne sormuştu? Tepmeye giren başlangıçta alınan azot gazının mol sayısı sormuştu. Şimdi azot gazının %20'si artmıştı. Yani tepmeye girmemişti. Ve 4 mol amonyak oluşmuştu. Ama gerçekten olması gerekiyordu. Ya da pardon, kuramsal olarak 5 mol olması gerekiyordu. O zaman 5 mol bunun oluşması için ne olması gerekiyordu? 2'ye 1 oranı olduğu için 2,5 mol azotun tamamen tepmeye girmesi gerekiyordu. Ve başlangıçtaki azot miktarı o zaman nedir? 2,5 moldür deriz. 7. problem tipi. Mol kütlesi bulma hesaplamaları. Bir element ya da bileşim mol kütlesini bulabilmek için o bileşim ve elementin mol sayısını ve kütlesini aynı anda bilmek gerekir. Ve tepme denklemi üzerinden yapacaksak bu işi katsayıları kullanarak maddenin mol sayısı belirlenir ve kütlesi de biliniyorsa mol kütlesi hesaplanabilir. Örneklerle daha iyi anlayacağız bunu arkadaşlar. Etkinlik 2. XO2 bileşiminin kütlece %50'si oksijendir. Buna göre X elementinin mol kütlesi kaç gramdır diye sorulmuş. Arkadaşlar bileşimin kütlece %50'si oksijen. XO2 bileşine baktığımız zaman ne oluyor? 2 tane oksijen olduğunu görüyorsunuz. 2 tane oksijen olduğu için de 16 çarpı 2'den bu bileşikte 32 gram ne vardır? Oksijen vardır. 1 molünde hatta 1 molünde 32 gram oksijen vardır. O zaman geriye kalan kütle nedir? Bu %50'si. Diğer %50'si X'e ait değil midir arkadaşlar? Ve %50 %50 olduğu için 32 gramda kim vardır? X vardır. Ve 1 mol bileşikte 1 mol X olduğu için X'in mol kütlesi nedir arkadaşlar? 32'dir deriz. Bir sonraki örnek, örnek 7. Normal koşullarda 112 litre kaplayan XH3 gazının kütlesi 85 gramdır. Buna göre X'in mol kütlesi kaç gramdır? Evet arkadaşlar, bize hacim verilmiş, yani dolaylı olarak mol sayısı verilmiş ve aynı zamanda kütlesi verilmiş. O zaman ne yapacağız? Direkt N eşittir M bölü MA formülünde MA'yı bulacağız. Doğru mu? Ve bileşiğin MA'sını bulduktan sonra hidrojeni çıkaracağız. Yerine kim gelecek, geriye kim kalacak? X'in mol kütlesi kalacak. Hemen yapalım. Normal koşullarda 112 litre olan gaz kaç moldür ona bakalım. 22,4 litre gaz 1 moldür. O zaman 112 litre olan gaz kaç mol diye sorduğumuzda cevabımız 5 mol çıkacaktır. Yani 5 mol XH3 gazı 85 grammış. O zaman 5 eşittir 85 bölü MA yaptığımda MA'sını ne buluyorum? 17 gram bölü mol buluyorum arkadaşlar. Peki bu 17 kime aittir? XH3 bileşine. Yani bir tane X ile 3 tane H'ın toplamına ne eşittir? 17 eşittir. X artı 3 çarpı 1 dersek o zaman 17 eşittir olur. X eşit ne çıkar buradan? 14 çıkar. Yani X gazının X maddesinin mol kütlesi 14 çıkar arkadaşlar. Örnek 8. Toplam 0,5 mol atom içeren X2O3 bileşiği 10,2 gramdır. Buna göre X'in mol kütlesi kaç gramdır diye sorulmuş. Ve oksijenin MA'sı verilmiş. Arkadaşlar bu sefer içindeki atom sayısı verilmiş. Lütfen dikkat edin. Bu bileşiğe baktığınız zaman 2 tane X ve 3 tane de oksijen var. Yani toplam 5 atomlu gibi düşünebilirsiniz. Yani 5 mol atom 1 mol bileşikte bulunuyorsa 0,5 mol atom
Kaç mol bileşikte vardır diye soracaksınız. Ve buradan x eşit ne çıkacaktır? 0,1 mol çıkacaktır. O zaman bileşiğin 0,1 molü 10,2 gramsa diyeceğiz bu sefer. 1 mol nedir diye soracağız. Buradan da x eşittir 102 gram çıkacaktır. Yani bu bileşiğin 1 mol 102 gram. Peki bu bileşiğe baktığımız zaman 2 tane oksijen, 2 tane x maddesi ve 3 tane oksijen var. Yani 2x artı 3 tane O eşittir neye? 102. Oksijenin ne masını biliyorum. O yüzden yerine yazıyorum. 3 çarpı 16 eşittir 102. Buradan 2x eşittir. 3 kere 16 48 karşı atarsam 102 eksi 48 olur. Hesaplarsak da buradan cevabımız 2x eşittir 54 çıkar. Ve böylelikle x'in bir tanesinin 27 olduğuna karar veririz. Yani x'in eması neymiş? A şıkkı 27'ymiş. Etkinlik 3. Tepkimesinde reaktiflerin kütlesinin zaman değişimi grafikteki gibidir. Buna göre Y'nin atom kütlesi nedir diye sormuşlar ya da bulalım demişler. Arkadaşlar tepkimeye baktığımız zaman bir tane X de Y2 tepkimeye giriyor ve X Y2 bileşiği oluşuyor. Ve tepki grafiğe baktığımızda harcanan X'in ve Y'nin kütlesini hesaplayabiliriz. X'inden de başlangıçta 80 gram varmış. X'in 80 gramı vardı ve gelene kadar kalmış 68 gram kalmış. Yani X'ten 80 eksi 68'den 12 gram harcanmış deriz. Y'de ise ne kadar harcanmış? Y'den 80 gram varmış ve hiç kalmamış. Yani 80 gram Y harcanmış. Şimdi tepkimeye bakarak buradaki maddenin mol sayısını bulabilirim. Örneğin 12 gram X'in kaç mol olduğunu bulabiliriz. Buradan da yola çıkarak Y2'nin kaç mol harcandığını buluruz. Oradan da kütlesini artık mol sayısını bildiğim için mol kütlesine geçebilirim. Hemen hesaplıyorum. X'in mol sayısı N eşittir 12 bölü 24 dersem 0,5 mol çıkar. Yani X'ten 0,5 mol harcanmışsa Y'den de 0,5 mol harcanmalıdır. Çünkü katsayıları birebir. O zaman 0,5 mol Y2 nedir? 80 gramdır. 1 mol Y2 ne olur diye soracağız. Çünkü burada Y2 şeklinde bileşik görüyorsunuz. X eşit ne çıkar buradan? 160 gram çıkar. Yani Y2'nin mol kütlesini buldum. Bu ne? Y2. Bize Y'nin atom kütlesini sormuşlardı. O yüzden 2 tane Y 160 ise 1 tane Y kaçtır? 80'dir de olur. Yani cevabımız 80 gram bölü mol diyeceğiz. Örnek 9. X2 H2 artı 2 H2 X2 H6 tepkimesine göre 5,2 gram X2 H2 ile 0,8 gram H2 artansı tepkimeye giriyormuş. Buna göre X'in mol kütlesi kaç gramdır diye sorulmuş. Evet, ilk önce ne yapacağız? Mol sayısını bulabildiğimiz maddenin molünü bulacağız. Ondan sonra tepkimelerini koyacağız. Diğer maddenin mol sayısını hesaplayacağız ve buradan her mol sayısının kütlesini bildiğimiz için mol kütlesine geçiş yapabileceğiz. Ve buradan da x'in mol kütlesini bulabileceğiz. Hemen yapalım anlattıklarımı. H2'nin 0,8 gram olduğunu söylemiş ve H2'nin emasını biliyorum. Kütlesini biliyorum. O zaman molünü hesaplayabilirim. N H2 eşittir. 0,8 gram bölü eması H2 olduğu için 2. Buradan ne çıkar? 0,4 mol çıkar. Yani H2'den 0,4 mol harcanmışsa 2'ye 1 oranı olduğu için x2 H2'den 0,2 mol harcanmış diyebiliriz. Ve x2 H2 maddesinin 0,2 molünde de 5,2 gram olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü 5,2 gram x2 H2 harcanmış. Öyleyse 0,2 molü 5,2 gramsa 1 molü kaç gram diye soralım. Yaparsak işlemi 5 katı 5 katı olacağı için ne olur? 26 olur. 1 mol 26 gram bölü molmuş. Peki bu bileşiğe baktığımız zaman 2 tane x var. Yani 2x'in 2 tane h ile toplamı neye eşitmiş o zaman? 26'ya eşitmiş deriz. 2x artı 2 çarpı 1 eşittir 26. Karşıya atarsam 2, 2x eşittir 24 olur. Ve buradan da x eşittir 12 gram bölü mol çıkar. Yani x maddesinin atom kütlesi, mol kütlesi 12 çıktı arkadaşlar. Cevabımız B şıkkıdır. Örnek 10. Bu soru 1997 yılında ÖSS sınavında sorulmuş bir soru. 3,4 gram N3'ün tamamı denklemine göre bir miktar X ile birleşerek 7 gram Y ve 5,4 gram Z oluşturmaktadır. Buna göre X'in mol kütlesi kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar tepkimede X hariç bütün maddelerin kütleleri verilmiş. Ve kütlenin korunma yasasına göre ben X'in kütlesini hesaplayabilirim. M girenler eşittir N de M ürünler. Girenlerde kim var? 4'ten N3 var.
3,4 gram artı x'in kütlesi benim için x diyorum eşittir neye? Ürünlere. 7 gram y var ve 5,4 gram da ne var? Z var. Toplarsam 12,4, bunu karşılaşırsam x eşit ne çıkar buradan? 9 gram çıkar. Yani tepmede 3,4 gram N3 harcanırken 9 gram x maddesi harcanıyor. Şimdi N3'ün kütlesini biliyorum, M6'sını biliyorum. Onun mol sayısını hesaplayabilirim. Hemen hesaplayayım. N eşittir 3,4 bölü 17'den 0,2 mol çıkar amonyak. Amonyaktan 0,2 mol tepmeye girmişse arada 4'e 6 oran var görüyorsunuz. Demek ki X'ten de 0,3 mol tepmeye girer. Ve artık ben neyi biliyorum X maddesinin? Hem mol sayısını hem de kütlesini biliyorum. O zaman bizim formülümüz neydi? N eşittir M bölü MA'ydı. Mol sayısı tepmedeki kas sayılara göre hesaplamıştık. 0,3 moldu. Kütlesi 9 gramdı ve MA'sı nedir diye soruyoruz. MA eşittir buradan ne çıkar? 9 bölü 0,3'ten 30 gram bölü mol çıkacaktı. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Örnek 11. 15,6 gram X metali denklemine göre tamamen harcandığında normal koşullarda 4,48 litrajım kaplayan H2 gazı oluşmaktadır. Buna göre X'in mol kütlesi kaç gramdır? Arkadaşlar denklemde sonra dikkat ettiyseniz hep bir maddenin kütlesini, hacmini veya mol sayısını veriyorlar. Onu bulduktan sonra mol kütlesini sordukları maddenin molünü hesaplıyoruz ve kütlesi de verildiği için MA'sını buluyoruz. Aynı tipte bir soru tipi. Ve bakalım 4,8 gram H2 gazının kaç mol olduğunu hesaplayacağım. 22,4 litre 1 mol ise 4,48 gram kaç mol diye sorarım. Litre kaç gram diye sorarım. Buradan x eşittir 0,2 mol çıkacaktır. Evet tekrar ediyorum. 22,4 litresi 1 mol ise 4,48 litresi kaç mol diye sordum. Buradan 0,2 mol H2 gazı olduğunu bulduk. Bu 0,2 mol ise katsayılar oranına bakarsak 1 bölü 2'ye 1. Yani 0,2 mol bundan oluşması için bundan ne kadar girmelidir? X'ten 0,4 mol tepmeye girmelidir. Peki 15,6 gram X metali tepmeye girmiş. Yani 0,4 mol olduğunu söylüyoruz bunun. Öyleyse 0,4 molü 1 15,6 gramsa diyelim 1 molü kaç gram diye soralım. Buradan X cevabımız çıkacaktır. Cevabımız 39 gram bölü moldur. Yani X maddesinin mol kütlesi 39'dur. Cevabımız C şıkkı oldu. Örnek 12. 10 gram H2 ile 20 gram YOH denklemine göre artan su tepmesinden 9 gram H2 oluşuyor. Buna göre X ve Y'nin atom kütleleri aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Yine benzer bir soru. Bize sorulan maddenin kütleleri verilmiş ve bir başka maddenin de kütlesi verilmiş ve bunun mol sayısına geçin diyor. Oradan diğerlerinin mol sayısını bulun diyor ve buna göre hesaplamanızı yapın diyorlar. Hemen hesaplayalım. H2O'nun mol sayısı 9 bölü 18. Buradan 0,5 mol çıkar. Evet, ne yaptım? İlk basamakta MA'sını bildiğim maddenin mol sayısını hesapladım kütlesi verildiği için. Ne çıktı? 0,5 mol H2O çıktı. Reaksiyondaki katsayılara bakarak ne yapıyorum? Diğer maddelerin katsayıları hakkında yorum yapıyorum. Ve 1'e 1 olduğu için 0,5 mol HX tepmeye girer. Ve 1'e 1 olduğu için 0,5 mol de YOH tepmeye girer. Ve 0,5 mol HX'in 10 gram olduğunu, 0,5 mol YOH'un 20 gram olduğunu soruda vermişler bize. Öyleyse hemen hesaplıyorum. 0,5 mol HX 10 gram ise 1 mol HX kaçtır diye sorduğumuzda ne çıkar? 20 gram çıkar. Ve bizim bileşimimizde ne var? H ve X var. O zaman hidrojen artı X neye eşittir arkadaşlar? 20 eşittir. Hidrojen de 1 olduğuna göre 1 artı x eşittir 20. Buradan x maddesi ne çıkar? 19 çıkar. Y'yi bulalım şimdi benzer şekilde. 0,5 mol YOH bileşiğinin 20 gram olduğunu bize soruda vermişlerdi. O zaman 1 molü kaçtır diye sorduğumuzda x eşittir 40 çıkar. Bileşimizde bir tane Y, bir tane O, bir tane de H var. O yüzden 16 ve 1 yazdım buraya. Ne eşit? 40 eşittir. Buradan düzenlersek Y eşittir 23 çıkar. Yani Y maddesinin atom kütlesi de 23 gram bölü mol çıktı. Yani ilk 8. problem tipi karışım hesaplamaları. Burada bir karışım verilir ve karışımda herhangi bir maddenin mol sayısı veya o madde hakkında bir bilgi verilir ve maddelerin yüzdeleri, kütleleri, mollerinin ne olduğu sorulabilir bize. Etkinlik 4'e bakalım ve anlamaya çalışalım.
CH4 ve CH6 gazlarından oluşan bir karışımda 0,8 mol karbon, 2,6 mol karbon atomu vardır. O hidrojen atomu vardır. Bu karışımdaki CH4 ve CH6 gazlarının mol sayısını hesaplayınız demiş. Arkadaşlar karışım problemlerinde genellikle iki bilinmeyen denklem kurmamız gerekiyor. Ve iki bilinmeyen denklemi çözmek için de iki tane denkleme ihtiyacımız vardır. Burada iki denklem oluşturmaya çalışacaksınız. Genellikle de bunu yaparsınız. Soruyu çözersiniz. Demiş ki bize bu karışımda karbon atomları sayısı 0,8 molmuş. Hidrojen atomları sayısı ise 2,6 molmuş. O zaman bu bir şey. CH4'e x mol dersek. C2H6'ya da y mol dersek. Hemen içindeki karbon ve hidrojen atomları sayılarına bakalım. X mol CH4'ten bir tane karbon olduğu için x mol c gelir. 4 tane hidrojen olduğu için de 4x mol h gelir diyeceksiniz. Y mol C2H6'dansa onu da hesaplayalım. 2 çarpı Y'den 2Y mol karbon, 6 çarpı Y'den 6Y mol de hidrojen gelir. Artık denklem kurabilirim. Çünkü ne demişlerdi? Toplam karbon atom mol sayısı 0,8 demişlerdi. Yani X artı 2Y neye eşittir? 0,8'e eşittir. Toplam hidrojen atom sayısını ne demişlerdi? 2,6 mol demişlerdi. O yüzden 4X artı 6Y'de neye eşittir? 2,6 eşittir. İki bilinen denklemi çözerken ne yapacağım? Yok etme yöntemini kullanacağım. O yüzden birinci denklemi eksi 4 ile çarpıyorum. Eksi 4 ile çarptığımda 4x'ler gider. Ve ne olur? Şurası eksi 8y olur. Eksi 2y kalır. Burası 2,4 olur. 3,2 olur. Ve buradan eksi 0,6 kalır. Buradan da y'yi 0,3 mol buluruz. Peki ilk denklemde yerine koyalım. Neydi? X artı 2y 0,8'e eşitti. Buraya 2 çarpı 0,3 yazarsak eşittir 0,8. Buradan da x'i 0,2 mol olarak buluruz. Yani CH4'ün mol sayısı 0,2 mol. C2H6'ın mol sayısı ise nedir? 0,3 mol buluruz. Cevabımız bu şekilde çıkar. Örnek 13. Helyum, hidrojen gazı ve SO2 gazlarından oluşan bir karışım normal koşullardaki hacmi 22,4'tedir. Bu karışımda 0,4 mol oksijen atomu, 0,6 gram hidrojen atomu bulunmaktadır. Buna göre karışımdaki helyumun mol sayısı kaçtır diye sorulmuş. Hemen hesaplamaya çalışalım arkadaşlar. Öncelikle karışım toplam mol sayısını 22,4 litre. Yani karışım 1 moldür deriz. Çünkü 1 mol neydi? Normal şartlar altında 22,4 litre hacim kaplardı. Bu karışımdaki oksijen atomu mol sayısı verilmiş ve 0,4 mol denmiş. Oksijen atomları sadece SO2 bileşiğinden gelir. Ve bunun içindeki SO2 bileşiğinin içindeki oksijen atomu mol sayısı neymiş? 0,4 molmuş. Öyleyse ne diyeceğiz? 1 molinde 2 mol varsa diyeceğiz. 0,4 mol oksijen kaç molinde vardı diye soracağız. Buradan da x eşittir çıkar. 0,2 mol çıktı. Yani karışımdaki SO2'nin mol sayısını 0,2 mol olarak hesapladık. O zaman gerine kaldı 0,8 mol. Kim onlar? Helyum ve hidrojen. Ve ne demişler bize? 0,6 gram hidrojen bulunuyor demişler. Hemen bunun mol sayısını hesaplayalım. N eşittir 0,6 bölü H2 olduğu için 2 bölü 2'ye bölüyorum. Ne oluyor? 0,3 mol hidrojen gazı oluyor. Dolayısıyla bunda 0,3 mol bulduktan sonra artık geriye kalan mol sayısının neye ait olduğunu biliyoruz. Helyum ait olduğunu biliyoruz. Toplam 1'di ve 0,5 çıkartırsak cevabımız ne çıkacaktır? 0,5 mol helyum gazı bulunur olacaktır. Cevabımız D şıkkıdır. Örnek 14. Eşit kütlelerde CH4 ve SO2 gazı içeren bir karışımın normal koşullardaki hacmi 44,8 litredir. Buna göre karışımdaki SO2'nin mol sayısı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar ilk önce karışımın toplam mol sayısını bulalım. 1 mol 22,4 litreydi normal şartlarda. O zaman 44,8 litre kaç moldür diye soralım. Buradan da x eşittir ne çıkar? 2 mol çıkar. Yani bizim karışımımız neymiş? 2 molmuş. Böyle bir kap düşünelim. Bu karışımda CH4 ve SO2 var. En toplam neymiş? 2 molmuş diye hesapladık. Peki ilk cümleye dikkat edin. Eşit kütlelerde CH4 ve SO2 demiş. O zaman biz bunların emalarına göre eşit kütlede alalım ve bakalım. Mesela 64'er gram aldığımızı düşünelim. Ya da 64K gram aldığımızı düşünelim. 64K gram SO2 aldığımı farz edelim. 64K gram da
CH4 aldığımı kabul edelim. Şimdi niye 64 dedim? Çünkü büyük olan kütle 64 ve rasyonel ifadelerle uğraşmak istemiyorum. Sadece tam sayılarla uğraşmak istiyorum. 64 kg gram SO2 alırsam o zaman ne olur? SO2'nin mol sayısı 1 kmol mol olur. 64 kg gram CH4 alırsam 64 kg bölü 16'dan 4 kmol mol olduğunu hesaplarım. O yüzden CH4'ten ne kadar var? 4 kmol mol. Şöyle yazayım. CH4 4 kmol mol oldu. SO2 ise 1 kmol mol oldu. Toplam mol sayısı neydi? 2'di. O zaman 4 artı 1 daha 5K yapar. 5K neye eşittir? 2 eşittir. K da buradan 0,4 mol. Yani 0,4 çıkar. Bize kimin mol sayısını sormuşlardı? SO2'nin mol sayısını sormuşlardı. SO2 ne? 1K. Yani SO2'nin mol sayısı 0,4K moldür dersiniz ve cevabımız B şıkkı olur. Etkinlik 5. CH4 ve C3H8 gazlarının oluşan bir karışımın 0,5 molü denklemlerine göre yakıldığında toplam 2,2 mol oksijen gazı harcanıyormuş. Buna göre bu karışımdaki CH4'ün mol sayısı kaçtır? Evet arkadaşlar, tipik karışım sorusudur ve bu soruları çözmek için iki bilinmeyen denklem çözmeniz gerekiyor. Ve iki bilinmeyen denklemi çözmek için de iki tane denkleme ihtiyacımız vardır. O yüzden buradan iki tane denklem çıkarmaya çalışın. Amacınız bu olsun. Peki, bundan x mol olsa, bundan y mol olsa. Başlangıç karışımı 0,5 mol olduğu için nedir? X artı y eşittir 0,5 ifadesi çıkar bir kere. Sonra bunlar yakıldığında toplam 2,2 mol oksijen gazı harcanıyor. X mol CH4 varsa 1'e 2 olsun 2x mol oksijen harcanır. Y mol C3H8 varsa 1'e 5 olduğu için de 5Y mol oksijen gazı harcanır. O zaman toplam harcanan nedir? 2x artı 5Y'dir. Bu da neye eşittir? 2,2'ye eşittir. Ve artık iki bilinen denklemi çözmek için iki tane denkleme sahibim. Ne yapacağım? Yok etme yöntemini kullanarak buradan y'yi hesaplamaya ve y'ye x'i hesaplamaya çalışacağım. 2 eksi 2'ye çarparsam ne olur? Eksi 2x eksi 2'ye eksi 1 olur. Ve x'ler gider tarafta topladığımızda. Eksi 2'ye gitti. 3y kaldı. 2,2'den 1 çıkarsam ne olur? 1,2 kalır. Ve böylelikle y eşittir ne çıkar? 0,4 çıkar arkadaşlar. Y dediğimiz madde kimdi? C3H8'di. Bana kimi sormuşlardı? CH4'ü. Ve x artı y 0,5'e eşitse x artı 0,4 o zaman neye eşittir? Yine 0,5'e eşittir. Buradan x eşittiğini çıkar. 0,1 mol çıkar. Cevabımız CH4'ün mol sayısı 0,1 mol olur olacaktır. Örnek 15. Alüminyum ve magnezyum metallerinden oluşan bir karışımın 0,5 molü denklemlerine göre tamamen çözülüyor. Tepkimeler sonucunda toplam 0,7 mol H2 gazı oluşuyor. Buna göre magnezyumun mol sayısı kaçtır diye sorulmuş. Aslında bir önceki soruya çok benzer bir soru. Ve burada yine tepkimeye giren maddelerden birer tanesinin mol sayı toplamı verilmiş. Ve tepkimede harcanan ve oluşan bir maddenin, yani oluşan verilmiş burada H2 gazının mol sayı toplamı verilmiş. Evet, yine iki bilinen denklem çözeceğiz. O yüzden iki tane denklem kurmam gerekiyor ve kurmaya çalışıyorum. Tepkimedeki alüminyum ve magnezyum toplam mol sayısı 0,5. O zaman buna x dersem, buna y dersem x artı y ne çıkar? 0,5 çıkar. Sonra H2'lerin mol sayısı toplamı 0,7 mol diye verilmiş. O zaman ben x mol alüminyum tepkime girerse 3 bölü 2x mol H2 oluşacağını bilirim. Yani 1,5 mol, 1,5 x mol H2 oluşur diyebilirim. Veya y mol magnezyum tepkime girerse 1'e 1 olduğu için de y mol H2 oluşur diyebilirim. Yani 1,5 x artı y neye eşit oldu? 0,7'ye eşit oldu. Ve taraf tarafı toplarsak yok etme metodunu kullanacağım yine. Eksiye çarptım üsttekileri. 0,5 x eşittir 0,2 olur. Buradan x eşittir 2 bölü 5 yani 0,4 çıkar. Bize kimi sormuştu? Magnezyumu sormuştu. Magnezyum neydi? Y idi. O zaman x artı y 0,5 eşitse yani 0,4 artı y eşittir 0,5 olacaktır. Buradan da y eşittir 0,1 çıkacaktır. Cevabımız A şıkkı 0,1'dir. Örnek 16. Bu soru 2005 yılında ÖSS sınavında sorulmuş bir sorudur. Bakır ve gümüş metallerinden oluşan bir alaşımdan alınan bir miktar örnek 0,1 mol bakır içermektedir. Bu örnek kapalı bir kapta yeterli miktarda sülfürik asitle tepmeye girdiğinde ise kapta 0,2 mol kükürt dioksit oluşmaktadır. Bakır ve gümüşün
Sülfürik asit tepmeleri denkleştirmiş tepmeler aşağıda verilmiş. Olduğuna göre diyor ki alınan örnekteki Ag'nin yani gümüşün mol sayısı kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar şimdi biz örnekte 0,1 mol bakır olduğunu biliyoruz. Bunun 0,1 mol olduğunu biliyoruz. Ve soruda bize ne demişler? Bu tepme sonucunda 0,2 mol kükürt dioksit oluşmuş demişler. Hemen ikinci tepmeye baktığımız zaman 0,1 mol bakır varsa buradan ne kadar çıkar? 0,1 mol kükürt dioksit çıkar. O zaman geriye kalan 0,1 mol yani toplam 0,2 diye ikinci tepmeden 0,1 mol geldi. O zaman geriye kalan 0,1 mol nereden gelir? Ag'nin tepmesinden gelir. O zaman 0,1 mol bundan oluştuğuna göre diyoruz. 1'e 2 oranı var görüyorsunuz. 0,1'e 0,2 oranı var. 0,1'e ne olur? 0,2 mol Ag tepmeye girmelidir. Yani karışımdaki gümüşün miktarı nedir? 0,2 moldür deriz. Ve cevabımız C şıkkı olur. Evet, soru uzun ve zor gibi görünse de aslında o kadar zor değildi. Sadece verilenleri doğru bir şekilde anlayıp yerine koyduk. Örnek 17. C2H6 ve CO2 gazlarından oluşan bir karışım toplam mol sayısı 0,8'dir. Bu karışımdaki C2H6 gazı denklemine göre yakıldığında 1,4 mol oksijen gazı harcanıyormuş. Buna göre başlangıçtaki karışımda bulunan karbondioksit gazı kaç moldür diye sormuşlar. Tepmeye baktığımızda oranları yazalım isterseniz. 1'e 3,5, 2'ye 3 şeklinde bir oran var. Değil mi? 1 kat sayısı, 7 bölü 2 kat sayısı, 2 kat sayısı ve 3 kat sayısı var. Ve bu denklem sırasında, bu yanma olayı sırasında ne olmuş? 1,4 mol oksijen gazı harcanmış. Ve buna göre diyorlar ki karışımdaki CO2'nin mol sayısı nedir? Bu arada ne demişler? Toplam mol sayısı 0,8 mol diye vermişler. Ben tepmedeki oksijenin mol sayısını bildiğim için C2H6'ın mol sayısını hesaplayabilirim. Ve buradan toplam mol sayısından çıkardığımda geri kalan CO2'nin mol sayısı olacaktır. Hemen yapalım. Oran 3,5'a 1 ise 1,4'e kaçtır diye soralım. X eşine çıkar. 1,4 bölü 3,5 çıkar. Buradan da 2 bölü 5 yani 0,4 mol gelir. Ve toplam mol sayısı 0,8 ise yani C2H6 ile CO2'nin mol sayısı toplamı 0,8 ise ve C2H6 0,4 mol ise CO2'nin mol sayısı ne çıkar? Buradan NCO2 bu da 0,4 mol çıkacaktır. Yani cevabımız B şıkkıdır. Örnek 18. CS2 ve CH8 maddelerinden oluşan bir karışımın 1 molü denklemlere göre yakıldığında 0,8 mol SO2 gazı oluşuyormuş. Buna göre oluşan CO2 gazının toplam mol sayısı nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar bakınca SO2 gazı yalnızca nereden geliyor? Birinci tepmeden geliyor. O zaman sadece buradaki CS2'nin mol sayısını bulmak kolay. Yani 0,8 mol bundan oluşmuşsa arada 2'ye 1 oran var görüyorsunuz. 1'e 2 oran var. CS2'ler ne kadar tepmeye girmiş olmalıdır? 0,4 mol tepmeye girmiş olmalıdır. Toplam karışım 1 mol ise yani CS2 artı CH8 karışımı toplam 1 ise ve CS2'nin mol sayısı 0,4 ise C3H8'in mol sayısı ne çıkar? 1 eksi 0,4'ten 0,6 mol çıkar. Ve bana ne sormuşlardı? Karışımdaki toplam karbondioksit gazı mol sayısını. Hemen burada yapalım işimizi. 0,6 mol bundan tepmeye girerse 1'e 3 oran olduğu için 1,8 mol karbondioksit buradan gelir. Bir de buradan gelecek. Dikkat edin lütfen. 0,4 mol'e 1'e 1 olduğu için 0,4 mol de buradan karbondioksit gelir. Ve toplam birinci tepmeden 0,4 mol geldi. İkinci tepmeden 1,8 mol geldi. Ve toplam kaç mol oldu arkadaşlar? 2,2 mol karbon dioksit olmuş oldu. Yani cevabımız A şıkkıdır. Testini çözelim arkadaşlar. Birinci soru 49 gram potasyum klorat katısı denklemine göre ayrıştığında kaptaki katı kütlesi 4,8 gram azalıyor. Buna göre tepme ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur denmiş. Ve parantez içinde elementlerin mol kütleleri bize verilmiş. Arkadaşlar tepmeye baktığımız zaman 4,8 gram kütle azalıyorsa katı kütlesi demek ki açığa çıkan oksijen gazının kütlesi 4,8 gramdır. Ve biz buradan ne yapabiliriz? Kaç mol madde harcandığını oluşan maddenin veya 0,1 mol potasyum klorür oluşmuştur gibi maddenin yorumlarını yapabiliriz. O zaman ilk önce şunu yapalım. N eşittir 4,8 bölü O2 olduğu için O2 nedir? 32'dir.
32 dersek arkadaşlar 0,15 mol oksijen oluşmuştu diyebiliriz. Bu arada ikinci önemli doğru çıktı. Çünkü oluşan oksijen gazı 4,8 gramdı dedi. Biz ne demiştik? Kaptaki kütlenin azalmasının sebebi gaz açığa çıkmasıydı. Peki 0,15 mol oksijen gazı tepmede oluştu. Oranları yazarsak tepmedeki 1'e 1, 1,5 oranı vardır. KClO3'ün başında 1 var, KC'nin başında 1 var ve O2'nin başında 3 bölü 2 var. Ve bundan 0,15 mol oluştuysa ne olmuş olması gerekiyor? KCl'den 0,1 mol oluşması gerekiyor. Ve KClO3'ten yine 0,1 mol tepmeye girmiş olması gerekiyor arkadaşlar. O zaman diğer şıklara bakalım. 0,1 mol KClO3 ayrışmıştır. Evet doğru. 0,1 mol KCl oluşmuştur. Evet bu da doğru. Cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3 olmuştur. İkinci soru. 280 gram N2 gazı ve 100 gram H2 gazının tepmelisine göre, denklemine göre tepmesinden 12 mol N3 gazı oluşuyor. Bu tepmenin verimi bize sorulmuş. Hesaplayalım arkadaşlar verimini. Önce biz tepmenin %100 verimle gerçekleştiğini düşünerek kaç mol NH3 oluşacağını bulalım. Ondan sonra da oluşan NH3 ile bizim bulduğumuz NH3'ü oranlayıp yüzdesini hesaplayalım. Yapalım. Elimizde 280 gram N2 ve 100 gram H2 var. İlk önce bu maddenin mol sayılarını bulalım. Azotun mol sayısı 280 bölü MA'sı 14 olduğu için azotun N2 28'dir. 28 dersek buradan 10 mol çıkacaktır. H2'nin mol sayısını hesaplayalım. NH2 eşittir. 100 bölü hidrojen 1 olduğu için H2 olduğu için 2 deriz. Buradan da 50 mol hidrojen gazı var deriz. O zaman oranları bir üste yazalım. 1'e 3, 2 şeklinde yazdık. Oran, başlangıç, değişim ve son yapıyorum yine. Elinde başlangıçta ne var? 10 mol N2 gazı var. 50 mol de H2 gazı var ve N3'ten henüz yok. Kim az katına çıkmış diye bakalım. Bu 10 katına çıkmış. H2 ise 10 katından daha fazla çıkmış. O yüzden değişim satırını N2'ye göre alacağız. Yani sınırlayıcı madde kimdir? N2'dir diyeceğiz. O zaman 10 mol N2'den tepmeye girerse 1'e 3 oran olduğu için 30 mol H2'den tepmeye girer ve 1'e 2 olduğu için de 20 mol NH3 oluşur diyeceğiz. Son durumda tükendi. 50 vardı, 30 gitti, 20 kaldı ve hiç yoktu. 20 mol oluştu diyeceğiz. Evet, gördüğünüz gibi ne oldu? N2'yi tükettik. Yani tepme %100 verimle gerçekleşti. Ve %100 verimle gerçekleştiğinde ne oluşuyor? 20 mol N2 oluşuyor. Yani bu nedir? Kuramsal verimdir. Burada verilen ise neydi? Gerçek verimdi. O zaman yüzde verimini hesaplamak için ne yapacaktık? Yüzde verim eşittir. Gerçek verim bölü kuramsal verim çarpı yüz bağıntısı vardı. Hesaplarsak da buradan sadeleşir 5 kalır. 12 çarpı 5 de 60 çıkar. Yani verimimiz %60 olur. Cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü soru. Denklemine göre %70 verimle 6 mol C2H4O oluşuyormuş. Buna göre başlangıçta alınan C2H5OH kaç moldur? Arkadaşlar hemen ne yapalım? 6 mol oluştuğuna göre kaç mol tepmeye girdiğine bakalım C2H5OH'ın. Ve bakarsak birebir katsayısı var. O zaman bundan da 6 mol tepmeye girmelidir. Fakat tepme %75 verimle gerçekleştiğine göre demek ki tepmeye giren bu maddenin %75'iydi. Yani 6 mol aslında neye eşittir? Bunun %75'ine eşittir. Bize neyi soruyorlar? %100'ünü soruyorlar. O yüzden soru işareti dersek, çaprazlarsak soru işareti eşittir. 100 çarpı 6 bölü 75 deriz. Buradan 3 ile sadeleştirirsem 2 kalır. Burada 25 kalır. Sadeleştirirsem 4 kalır ve buradan 8 mol olduğunu buluruz. Yani başlangıçta 8 mol C2H5OH almışız. Ve bunun 6 mol tepmeye girmiş, 175 verimle gerçekleştiği için 6 mol C2H4 oluşmuş deriz. Cevabımız B şıkkıdır. Dördüncü soru. Yukarıdaki 3 ayrı kap ve bu kaplarda artansız gerçekleştiren tepmeler varmış. Buna göre hangi kaptaki katı kütlesi azalır demişler bize. Evet arkadaşlar, artansız gerçekleşiyor tepmeler ve katı kütlesinin azalmasını istiyorlar. O zaman ne olmalıdır? Ürünlerde gaz açığa çıkmalıdır. Bakalım. Birinci kapta X katısı ayrışmış, Y katısı ve Z gazı dönüşmüş ve gaz açığa çıktığı için ne olmuştur? Katı kütlesi azalmıştır. Yani birinci önemi olur. İkinci kaba bakıyorum. Katıyla katı tepmeye girmiş, katı oluşmuş. Ne olur? Katı kütlesi sabit kalır. O yüzden bu olmaz. Üçüncü kaba bakıyoruz. Q katısı K gazıyla tepmeye girmiş ve U gazına dönüşmüş. Yani tamamı gaza dönüşmüşler arkadaşlar. Ve bu sebeple ne olmuştur? Katı kütlesi azalmıştır diyeceğiz. Üçüncü elemede olur. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı 1 ve 3 olur.
Beşinci soru. Şekildeki kapta bulunan derişik sulu hidrojen klor çözeltisine X katısı ekleniyor. Eşit sayıda gümüş ve alüminyum atomları içeren bir alaşım olan X katısındaki alüminyum denklemine göre tamamen harcandığında elde edilen H2'nin normal koşullardaki hacmi 13,44 litre oluyormuş. Buna göre başlangıçtaki X katısının kütlesi kaç gramdır diye sorulmuş. Soruyu anlayalım ilk önce arkadaşlar. X bir alaşım ve içerisinde eşit mol sayıda gümüş ve alüminyum atomları içeriyor. Ve buradaki alüminyum metali ne yapıyor? Buradaki tepmeye harcanıyor ve bu harcanma sonucunda tepme sonunda 13,44 litre H2 gazı oluşuyor. Buna göre X katısının kütlesi kaç gramdır diye sormuş bize. O zaman biz ne yapalım? İlk önce oluşan hidrojen gazının hacmine göre onun mol sayısını bulalım. Oradan alüminyum mol sayısına geçelim ve oradan da zaten katı kütlelerini hesaplayabiliriz. Normal şartlar altında 22,4 litre bir gaz nedir? 1 mol gazdı. O zaman 13,44 litre gaz kaç mol diye sorarız? Buradan x eşittir cevabımız ne çıkar? 0,6 mol çıkacaktır. Demek ki oluşan hidrojen gazı neymiş? 0,6 molmuş. Öyleyse harcanan alüminyum nedir? 3'e 2 oran olduğu için 0,4 moldür deriz. Ve arkadaşlar eşit sayıda gümüş ve Al içerdiğine göre X maddesi X'in içinde demek ki 0,4 mol Al varsa 0,4 mol de gümüş vardır. Bize bu katının kütlesini sorulmuştu. O zaman her ikisinin kütlesini bulalım ve buradan sorumuzun cevabını bulmuş olalım. Evet, N eşittir M bölü MA idi. O zaman M nedir? Kütle yani N çarpı MA'dır. Yani bir maddenin mol sayısını mol kütlesiyle çarparsak onun kütlesini hesaplayabiliriz aslında. O yüzden M alüminyum diyorum. Mol sayısı 0,4 MA'sı 27 çarparsak buradan 110,8 gram çıkar. Aynı şeyi gümüş için yapalım. MAG diyelim. 0,4 moldü. Mol kütlesi 108 gramdı. Çarpı 108 dersek buradan ne çıkar? 443,2 çıkacaktır. Ve toplarsak cevabımız ne olacaktır? Topladığımızda 10,8 43,2 daha kaç yapar? 54 gram yapacaktır. Yani cevabımız D şıkkıdır arkadaşlar. 6. soru. Denklemine göre 5,6 gram X alaşın 4,9 gram H2SO4 ile artan su tepmesinden 8,7 gram X2SO4 oluşmaktadır. X ve N'nin atom kütleleri aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. Ve hidrojen 1, oksijen 16 diye söylenmiş. Arkadaşlar maddenin mol kütlesini hesaplayabilmem için o maddenin mol sayısını ve kütlesini bilmem gerekiyor. Çünkü formül neydi? N eşittir M bölü MA'ydı. Bunu bulmak için bunu ve bunu bilmem gerekiyor. Bu soruya baktığım zaman maddelerin kütleleri verilmiş ama hiçbirinin mol sayısını hesaplayamam. Çünkü X'i ve Y'yi bilmiyoruz. Burada tek mol sayısını hesaplayabileceğim madde H2O'dur. Onda kütlesi verilmemiş. Fakat onun kütlesini bulabiliriz. Çünkü bir kimyasal tepmede girenlerdeki maddenin kütleleri toplamı her zaman ürünlerdeki maddenin kütleleri toplamına eşitti. Yani kütlenin Coulomb yasası. Öyleyse 5,6 artı 4,9 eşittir neye? 8,7 artı M H2O'ya diyeceğiz. Buradan da H2O'nun kütlesini 1,8 gram buluruz. Evet, H2O'nun kütlesini bulduğuma göre bunu mol sayısına geçebilirim. Mol sayısına geçince ne olacak? Oranları kullanarak diğer maddenin mol sayılarını bulabileceğim. O yüzden 1,8 bölü H2O olduğu için iki tane H, bir tane O var. MA'sı 18'dir. 18 yaptığımız zaman 0,1 mol H2O oluştuğunu bulacağız. Ve bundan 0,1 mol oluşmuşsa 2'ye 2 kat sayısı olduğu için XOH'tan da 0,1 mol oluşmuştur. Ve 2'ye 1 kat sayısı olduğu için de 0,05 mol de H2YO4 oluşmuştur diyeceğiz. Şimdi artık ben hem mol sayısını hem de kütlelerini biliyorum. Buradan da X'i hesaplayabilirim. XOH için yaparsak hesabımızı 0,1 molü 5,6 grammış. O zaman 1 molü kaç diye sorarsak buradan x eşittir 56 gram çıkacaktır. Ve xOH bir tane x, bir tane o, bir tane de h'tan oluşmuştur. Yani x artı o artı h ne eşittir? 56 eşittir. Öyleyse x'i bilmiyorum. Oksijen 16, hidrojen 1 çıkartırsak 17,56'dan x ne çıkar? 39 çıkar. Yani A ve B şıkları elendi. Şimdi H2O
H2YO4'e bakalım. Bu maddeden 0,05 mol tepmiye girdiğini biliyoruz. Ve tepmiye giren kütlenin 4,9 gram olduğunu da soruda verdiler bize. O zaman 1 molü kaç diye sorduğumuzda buradan 1 molü 98 gram çıkar. Peki bu bileşiğe baktığımız zaman ne var? 2 tane H, 4 tane O, 1 tane de E var. Yani 2 çarpı H artı 1 tane E artı 4 çarpı O'dan ne eşitmiş? 96, 98'e eşitmiş. 98'e eşitmiş. O zaman hidrojen 1 olduğu için 2A çarpı 1 artı Y artı 4 çarpı 16 eşittir 98. Buradan da Y ne çıkar? 32 çıkaracağız. Yani cevabımız 39-32 C şıkkıdır diyeceğiz. 7. soru. 4m gram X ve m gram Y alınarak denklemine göre gerçekleştiren tepmide artan madde olmamaktadır. Buna göre yargılanan hangileri doğru demiş. Birinci yargı X'in mol kütlesi Y'ninkinin iki katı demiş. Bakalım tepmiye baktığımız zaman 2 tane 2X artı Y reaksiyon Z şeklinde. Yani bu tepmide 2 mol X tepmiye girerken 1 mol Y tepmiye girer ve 1 mol de Z oluşur diyebiliriz. Ve 4m gram X tepmiye girdiğinde m gram Y tepmiye girdiğinde burada artan olmuyormuş. Öyleyse nedir? M gram Y 1 mol ise 4m gram X 2 moldür diyebiliriz aslında. Dolayısıyla bir tane X ne olur? 2 mol X 4m ise bir tane X 2m olur deriz. Yani X'in mol kütlesi Y'nin mol kütlesinin iki katı önermesi doğru çıkar. Başlangıçta X'in mol sayısı Y'ninkinin iki katıdır. Evet, artansız olması için ne olması gerekiyor? 1'e 2 oran olması gerekiyor mol sayılar arasında. Bu sebeple doğru. Oluşan Z'nin kütlesi 5m gramdır. Kütlenin korunması arkadaşlar. 4m bundan tepmiye girmişse, m de Y'den tepmiye girmişse 5m'de Z oluşmak zorundadır. O yüzden üçüncü önerme de doğrudur. Cevabımız E şıkkı 1, 2, 3'tür. 8. soru. CH4 ve C2H4 karışımları yıkıldığında karbondioksit su oluşuyormuş. Karışımın M gramı yıkıldığında 7,2 gram H2O ve 13,2 gram karbondioksit oluşmuş. Buna göre başlangıç kütlesi M kaç gramdır diye sorulmuş bize. Değişikliğe baktığımız zaman her ikisi CH2'den oluşmuş. Ve ortaya çıkan H2O'ların ve CO2'lerin kütlesini biliyorum. Biz buradan gelecek olan karbon ve hidrojenlerin mol sayısını hesaplayabiliriz aslında. Ve bu karbon ve hidrojenler nereden gelmişlerdir? Bu bileşiklerden gelmişlerdir. Ve buradaki karbon ve hidrojenlerin kütlesi bizim başlangıç kütlemizi verir. Öyleyse 7,2 gram H2O oluşmuşsa NH2O eşittir. 7,2 bölü H2O nedir bu arada? 18'dir. Karbondioksit ise 44'tür. 18 yaparsam buradan 0,4 mol H2O oluştuğunu bulabiliriz. Toplamda 0,4 mol H2O açığa çıkmış. Ve buradan hidrojen atomları mol sayısını çekersek 0,4 mol H2O olduğu için 0,4 çarpı 2'den 0,8 mol hidrojen atomu vardır içerisinde deriz. Peki. Demek ki organik bileşikli karışımdan gelen toplam hidrojen sayısı nedir? 0,8 moldur. Benzer şekilde şimdi karbon sayısını hesaplayalım. Ne olmuş? 13,2 gram karbondioksit oluşmuş. O zaman NCO2 eşittir 13,2 bölü 44 dersek buradan da ne çıkar? 0,3 mol karbondioksit çıkar. Ve 0,3 mol karbondioksitten bir tane karbon olduğu için 0,3 mol karbon gelir. Evet, buradaki hidrojen ve buradaki karbon atomları nereden geldi? Bileşiklerden geldi. O zaman artık bunların kütlesini hesaplarsam bileşiğin başlangıç kütlesini bulmuş olurum. 0,3 mol C kaç gramdır diye bulmaya çalışıyorum. 12 yaptım. Buradan da M eşit ne çıkar? 3,6 gram karbon demek ki bileşiklerden gelmiş. 0,8 mol hidrojen kaç gramdır diye bulalım. Buradan da yaptığımız zaman ne buluyoruz? Hidrojen kütlesini 0,8 gram buluyoruz. Bu da nereden geldi? Yine bileşiklerden geldi. O zaman toplam kütle ne oldu arkadaşlar? 3,608 daha 4,4 gram yaptı. Yani cevabımız A şıkkıdır diyeceğiz. Soru 9. 86 gram kalsiyum sülfat en hidrat bileşiği suyunun tam buharlaşana kadar ısıtıldığında geriye kalan kütle 68 gram oluyormuş. Buna göre bileşikteki en sayısı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar
Demek ki 86 gram bileşik vardı. Bunun suyunu bağlaştırınca 68 gram kaldığına göre giden miktar kime aittir? Suya aittir. 86 eksi 68 yaparsam 18 gram çıkar. Arkadaşlar demek ki şu andaki 86 gram bileşikte 1 mol su vardı. Peki geriye kalan 68 gram kalsiyum sülfata ait değil midir? Bu nedir? 68 gramdır. Giden kütle suya aitti. Kalan kütlesi nedir? Kalsiyum sülfata aittir. Biz bunun mol sayısını hesaplayabiliriz. Hemen hesaplayalım kalsiyum sülfatın emasını. Kalsiyum 40 artı kükürt 32 artı 4 çarpı 16'dan ne yapar? 96, 64, 96, 136 gram yapar. Peki, kalsiyum sülfatın 1 molü 136 gram. 136 gramı 1 mol ise diyelim. Bu sefer oran orantıdan yapalım. 86 gramı kaç mol diye soralım. Buradan da x eşit ne çıkar? 0,5 mol çıkar. Evet, aslında soruyu bitirdik arkadaşlar. Çünkü 0,5 mol kalsiyum sülfat varken ne kadar su var? 1 mol H2O var. Aralarındaki orana bakarsak 1'e 2 olduğunu görebilirsiniz. O yüzden 1'e 2 olduğu için bileşim formülü nedir? CaSO4 2H2O şeklindedir. Yani en sayısı 2'dir arkadaşlar. Cevabımız B şıkkıdır. Soru 10. Tepmesinde 16,8 gram X metali tamamen harcandığında 23,2 gram X3O4 bileşiği oluşmaktadır. Buna göre X'in atom kütlesi kaçtır demişler ve parantez içinde oksijen eması verilmiş. Arkadaşlar soruya baktığımızda H2O'nun veya H2'nin mol sayısını hesaplamayabileceğim bir yol yok. Bunlar hakkında bir bilgi verilmemiş. Ama bu soruda bir şey dikkatimi çekiyor. O da şu. 3 tane X girenlerde var ve girenlerdeki X bileşiğine döndüğünde X3O4 oluşuyor. Yani aslında 3X'e ne yapılıyor? 4 tane oksijen ekleniyor. O zaman buradaki kütledeki artış yani 16,8 gramken kütlesi 23,2 gram olmuşsa bu kime bağlıdır? Oksijene bağlıdır. Bu artışın sebebi oksijendir. O zaman 23,2'den 16,8'i çıkartırsak geriye kalan kütle kime aittir? Oksijene aittir ve bu kütle 6,4 gramdır. Yani oksijenin kütlesi neymiş? 6,4 gram. O zaman ben buradan ne yapabilirim? Oksijen kütlesini bildiğim için mol sayısını hesaplayabilirim. Çünkü eması vermiş. NO dersek 6,4 bölü 16 dersiniz. Ve buradan ne çıkar? 0,4 mol oksijen çıkar. Yani X3O4 bileşiğinde 0,4 mol oksijen varsa demek ki burası 4 olduğu için bileşiğimiz nedir? 0,1 moldur. X kaç moldur? 0,3 moldur. Ve 0,3 mol X'in 16,8 gram olduğunu buradan söyleyebiliriz. Öyleyse ne deriz? 0,3 mol X 16,8 gramsa 1 mol X kaç gram diye sorabiliriz. Ve buradan işlemimizi yaptığımızda sonucumuz birinci soru. Bu soruda ufak bir değişiklik var arkadaşlar. Bunlar sonraki baskılarda düzeltilecektir. Buradaki 6,72 sayısını 3,36 yapıyoruz. Ve soruyu okursak eşit mol sayıda X ve Y metalleri H2O ile denklemlerine göre tamamen tepme veriyor. Tepme sonucu oluşan ışık yazının toplam hacminin normal koşullarda 3,36 litre olduğu belirleniyor. Buna göre X ve Y metallerin toplam mol sayısı kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar tepmeler sonucunda ışık gazı açığa çıkıyor ve buradaki çıkan ışık gazının toplam hacmi buymuş. O zaman biz hemen ne yapalım? H2'nin toplam hacmi biliyorsan bunun mol sayısını hesaplayalım. Normal şartlar altında 22,4 litre gaz 1 moldü. O zaman 3,36 litre gaz kaç mol diye soralım. Buradan da x eşit ne çıkar? 0,15 mol çıkacaktır. Demek ki toplam H2 mol sayısı nedir? 0,15 mol. Ve ne demişler bize? Eşit mol sayısında X ve Y metalleri alınmış demiş. O zaman N mol X alınmışsa N mol de Y alınmış diyelim. Ve N mol X tepmeye girdiğinde 1'e 1 bölü 2 oran olduğu için N bölü 2 mol H2 gazı oluşur. Ve N mol Y tepmeye girdiğinde 1'e 1 oran olduğu için N mol de buradan H2 oluşur. Ve H2 toplam mol sayısı neye eşitti? 0,15 mol eşitti. O zaman N bölü 2 artı N sayısı neye eşittir? 0,15'e eşittir diyeceksiniz.
Ve buradan işlemleri yaptığımız zaman n sayısını 0,1 bulacağız. Ve n sayısı neydi? Başlangıçtaki x ve y atomların mol sayısıydı. O zaman bunların toplamlarını sorduğu için bize de 0,1 artı 0,1'den toplam 0,20 olacaktır. Yani 0,2 olacaktır. Cevabımız C şıkkı olacaktır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu konuyla ilgili bolca soru çözmeniz gerekmektedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.